Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamızda yanımızda benim eski meslektaşım, aynı zamanda Yalova Ticaret Odası Ticaret Lisesi müdürü, eski müdürlerinden Süleyman Irmak, özellikle davet ettim. Çok güzel şiir yazar. 1000'e yakın şiir var. Çok güzel şiirlerinden hoşlanır, okurum ve okuyucusu da boldur. Şimdi isterseniz şöyle başlayalım. Sömestri, bir sömestri bitti, ikinci sömestri başladı. Eski, benim öğrenciliklerimden başlayarak öğretmenlik yıllarımıza kadar gelelim. Öğrenciyken bizde sömestri büyük bir heyecanla beklenirdi. Çünkü sonunda karne alacaksınız. Karnenin durumunu işte annenize, babanıza, çevrenize göstereceksiniz. O bize çok büyük bir mutluluk verirdi. Bizim öğrenciliklerimiz çok farklı kızım. Yokluk içinde büyüdük. Hatırlamazsınız. Bizim Süleyman Hocam çok iyi hatırlar. İlkokula başladığımız zaman bize her gün süt tozu ve işte bir parça ekmek verirlerdi. Amerikan yardımı. Süt tozu hiç içmedim ben. Çünkü bizim ailemizde, köylerde genellikle, affedersiniz, hayvan çok. Sütten bol bir şey yoktu. Neden okullara, öğrencilere dağıtıldığını, bedava dağıtıldığını bilimsel olarak açıklamışlardır. Bir, %75-80'i, 1950'li 60'lı yıllardan bahsediyorum. %75-80'i köylerde yaşıyordu, toprakla uğraşıyordu, üretim yapıyordu. Hayvancılık en önemli geçim kaynaklarından bir tanesiydi, Anadolu'yu düşünürseniz. Süt tozu vermek de bir defa ta o yıllarda planlanan işin, eylemin ilk noktası konmuş oldu. Bak, buğday ambarı olan Türkiye, Amerika'dan buğday geliyor, buğday ekmeği yapılıyor. Süt tozu geliyor. Süt tozu bize her sabah zorunlu olarak, işte öğretmenlerimiz, hatırlar Süleyman Hocam, okulun kapısının önünde kocaman kazanlarla kaynadırdı. Birer bardak süt içirdi. Süt tozu içirdi bize. Süt değil de. Daha sonra bunun sağlıkla ilgili de bazı problemleri olduğu bilimsel olarak ispatlandı. Kimse konuşmuyor bu olayı. Neyse, o dönemde gerçekten biz hem öğrenciyken hem de öğretmen olduktan sonra sömestrimiz, yani ara dönemlerimiz, ara tatillerimiz çok neşeli geçerdi. Heyecan içinde geçerdi. Törenler yapardık. Ödüller verirdik. Hem öğretmenlere hem de öğrencilere. Velilerle birlikte yapıyorduk bunu. Takdir teşekkür belgesi. Bir de üstelik sene sonu geldiği zaman etkinlikler, eğitim etkinlikleri daha farklı olurdu. Tiyatrolar olurdu. Ondan sonra müzik erintileri olurdu. Folklor gösterileri olurdu. Bu söylediğim eylemler, etkinlikler hep veliyle beraber yapıldı. Mesela bayramlarda, ben genellikle kısa kesimde görev yaptım. Milli bayramlarda 19 Mayıs'ta, 23 Nisan'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bütün öğrenciler ilkokuldan tut ortaokul sona kadar, genellikle o dönemlerde ben okulda da çalıştığım için o faaliyetleri biliyorum. Hatta hem bölgenin etkinlikleri vardı hem de ilçenin ya da ilin etkinlikleri vardı. Hatırlıyorum, Süleyman Hocam da hatırlar. Stat'ta biz bayram törenlerini yapıyorduk hep beraber, ilin ve tıktım tıktım doluyordu, değil mi Süleyman Hocam? Halk geliyordu, ana baba geliyordu, çocuklar geliyordu, merak edenler geliyordu. Büyük bir mutluluk içinde o törenleri kutluyorduk. Ne yazık ki son 20 yılda bu törenlerin büyük bir kısmı yok edildi, artık yapılmıyor. Peki, Milli Eğitim'in temel amaçlarına bakıyoruz, Milli Eğitim Kanunu'na bakıyorsunuz. Ne diyor? Öğrencileri, gençleri milli ve manevi değerlerle eğitmek, onları yetiştirmek diye. Özellikle üzerine en önemli kriterlerden bir tanesi bu. Milli eğitimin temel kriterlerinden bir tanesi. Şimdi öyle bir şey var mı? Okullarda milli değerlerle ilgili bir şeyler yapılıyor mu? Evet, yapılıyor. Ne yapılıyor biliyor musunuz? Söyleyelim. Pedagoji formasyonu olmayan, eğitim öğretimde yakından uzaktan alakası olmayan, nerede hangi okuldan mezun olduğu belli olmayan değerler eğitimi diye bir şey uydurdu son yıllarda Milli Eğitim Bakanı. Kimler bunlar? Hepinizin bildiği, bilmem ne vakfı, bilmem ne cemaati, ne tarikatı. Şimdi geçen konuşmalarımda bunları söyledim de dikkati çekmedik ara. Bir defa özellikle yüzüne basa basa bir daha söylüyorum. Bütün okullarda, Süleyman Hoca da iyi bilir, ortaokulundan tut, ilkokul ve liseler dahil olmak üzere, hatta ilk öğretim uygulamalarına geçtiğimiz zaman biz 4. ve 5. sınıflardaki din derslerini bizzat branşı din dersi olan öğretmenler bir derse sokuyorduk. Din derslerini 4. ve 5. sınıflarda din eğitim bilgilerini alsınlar diye. Şimdi dikkat çekmiyor galiba. Bir toplumun yozlaşması kadar tehlikeli bir şey yok. Parasız kalabilirsiniz. Ekonomik sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunlar geçicidir. Ama ahlaki bir erozyona uğramışsanız onu düzeltmek
ne yazık ki çok mümkün değildir. Bugün topluma bir bakalım. Siyasetçiler eleştiriyoruz ya, şu doğru söylemiyor. Hani nazik olsun diye nezaketen söylüyorum. Diğer kelimeyi kullanmak istemiyorum. Doğru söylemiyor diyoruz. Ama şunu da belirtmem lazım. Bak biz hem Süleyman Hoca hem ben yıllarca eğitim öğretim yöneticiliği yaptık. Ve değişik belki yüzlerce de öğretmenleri çalıştık. Öğretmenlerle birlikte okullarda görev yaptık. Ben hiçbir öğretmenden öğrencisine yalan söyle, ahlaksızlık yap, kamu malına el sür, haram ye, hırsızlık yap, yolsuzluk yap, rüşvet al diyen bir tane öğretmene denk gelmedim. Geçenlerde bir mütevellinin bir tanesi diyor ki bir toplantıda, ismini vermeyeyim, Zülfikar'a dokunmayalım diye, imamlara sesleniyor diyor, gençleri size emanet ediyorum diyor, değil mi? Hangi, kime emanet ediyorsun gençleri? Gençleri Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti devletini kurduğu zaman kime emanet etti? Öğretmenlere emanet etti. Savaşta geçen konuşmamda da söyledim. Savaş sırasında Milli Eğitim Şurası'nı topladı. Öyle mi Süleyman? Evet. Savaş. Anadolu'nun her yerinde savaş var. İlk yaptığı işlerden bir tanesi Milli Eğitim Şurası'nı toplamak oldu. Ve öğretmenlere çok büyük değer verdi. Hem maddi olarak değer verdi, hem de manevi olarak öğretmenlere. Devletimizin kurucusu, Allah rahmet eylesin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk çok büyük görev verdi. Ve onların sayesinde de bugünkü duruma geldik. Ben yıllarca, siz hatırlarsınız, köy enstitüleri vardı veya muallim mektepleri, köy enstitüleri. Okullarda görev yaptım. Onlardan kalma okullarda görev yaptım. Sonradan öğretmen lisesi oldu bu okullar. Okulları bir geçseniz, görseniz her türlü imkanı var. Demir atölyesi var, doğrama atölyesi var, müzik atölyesi var, iş atölyeleri var. Ondan sonra uygulamalı tarım bahçeleri var. Üzümünden tut, her türlü sebzeye yetişecek imkana sahip okullar da onlar. Ve okullardan mezun olan bir öğretmeni düşün, köylere gönderiliyordu. O öğretmen her gittiği köyde, ilkokul öğretmeni, her gittiği köyde vatandaşı bilgilendirecek bütün bilgilere sahipti. Rahatlıkla hasta olan bir vatandaşı iğne yapabiliyordu. Aşı yapabiliyordu. Toprağı traktörle sürmeyi biliyordu, öğretiyordu. Peki ondan sonra ne yaptık biz? Okulları kapattık. 1950'lerde kapattık. Öğretmen liseleri vardı kızım. Öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinde buna öncelikli olarak öğrenci veriyordu. Öyle değil mi? Yaklaşık birkaç puan şey veriyorlardı onlar, avantaj veriyorlardı. Öğretmen lisesi mezunları eğitim fakültesine, yani öğretmen yetiştiren okullara gittikleri zaman öncelik hakkı tanınıyordu. Ne yaptılar? Öğretmen liseleri kapattılar. Öğretmen liseleri kapandı. Karne tadili, sömestr tadilleri ve yıl sonu programları çok farklı geçiyordu, heyecanlı geçiyordu. Törenler iyi, çok neşeliydi. Halkla iç içeydik biz gerçekten. Hem illerde, ilçelerde. Büyük şehirlerde, mesela başkent Ankara'da mükemmel milli bayram programları yapılıyordu. Cumhurbaşkanı'ndan tut, bütün bakanlar törenlere katılıyordu. Şimdi maalesef onları bir kenara koyduk. Bu konuyu bu şekilde bitirelim. Kısa bir anımla bir şey soracağım şimdi. Oraya geliyorum. Ondan sonra konuyu değiştirebiliriz. Anılarla başladık ya. Kadıköy'deyim. Kadıköy'de ilk Yalova'ya müdür olarak atandığım yer Kadıköy'dü. Kadıköy Ortaokulu'ydu. Bir bina yapmaya karar verdik. Bina. 480 metre bir okul yapmaya karar verdik. Okulun köyün imkanlarıyla bu 480 metre bir temel bir de kat yaptık. Ama yeterli olmadığı için dedik ki buna bir de kat daha atalım. 480 metrekare büyük bir bina aslında. Maliyeti de o zamanki paralar yüksek. Neyse Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden biraz para tahsis çıkarttık. Ödeni çıkarttık. Okula bir beton attık üstüne. Selametli Begi Toksoy vardı. Kaymakam. Evet. Bir gün okula gittim. Sabahtan da gidiyorum. O beton attık ya. Suluyoruz. Hani yanmasın beton diye. Sabah erkenden okula gittim. Baktım üstüne bir sesler geliyor ya. Takır dukur bir sesler geliyor. Okulun çatısında o bina, betonu attığımız yerden. Hemen aklıma geldi. Ulan dedim, yoksa birisi, çeleste de var orada. Bol malzeme de var. Dedim ya acaba biri, affedersin, hırsız mı geldi, bir şey mi çalıyorlar buradan falan. Bir çıktım üst kata, en birincinin ikinci katının üstüne. Bir baktım, Selametli Begi Toksoy, Yalova kaymakamı, elinde hortum, betonu suluyor. Saat 6-6.30.
Sabahın erken vaktinde. O bir selam verdi. Kaymakam Bey hayır lan. Yahu dedi kafama taktım dedi. Acaba bu okulun betonunu suluyor mu sulamıyorlar mı diye. Onu dedi kafama taktım sabahdan erken atladı arabasına. Geldi oraya betonu suluyor. Betonu suluyor. Okulun betonunu suluyor. Ve bunların zamanında işte Sinan Bozoğlu da o zaman Milli Eğitim Müdürü'ydü. O dönemde geçen Yalova'da felaket bir okul yaptırma kampanyası başladı. Birçok okul yapıldı. İsimleri saymama gerek yok. Birçok okul yapıldı. Bu hanımı niye anlattım biliyor musun? Şunun için anlattım. Şimdi kısa bilgi vereyim de bir soru soracağım. Yalova'da 45 bin yaklaşık öğrenci var. İlkokul, ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ise. 45 bin öğrenci var. Bu öğrencilerin sayı olarak 3.416'da öğretmen var. Tamam. Şimdi sorumun esas püf noktasına geliyorum. Buradan sesleniyorum. Başta Sayın Valimiz olmak üzere. İlçe kaymakamlarına, ilçe milli eğitim müdürlerine, il milli eğitim müdürüne, belde belediyelerine, ilçe belediyelerine ve il belediyesine bir sorun var. Bu 44.385 öğrenci arasında acaba okula gittiği zaman, okul kantininin kapısına bağladığı zaman simit kokusunu aldığında o simidi alabilecek parası olmayan kaç tane öğrenci var? Biraz önce anlattığım anımı hani kaymakamın betonu sulamasıyla mevcut yöneticilerin durumunu değerlendirelim diye soruyorum. Tekrar ediyorum. Bir an önce makamını ve ünvanı saydığım kurumlar ve kişiler. Acaba bu okullarda kaç tane öğrenci kantinin önünden geçerken simit ya da orada poğaça ya da diğer yiyeceklerin kokusunu aldığında ağzı sulanarak geçiyor? Bizi yönetenler acaba bunun farkında mıdır? Eğer bilmiyorlarsa ki bilmeleri lazım. İşte anlatıyoruz ya biz geçmiş anılarımızla günümüz anılarını karşılaştırıyoruz. Diyoruz ki işte biz zamanımızda böyleydik eğitim öğretimde. Şimdi durum bu. Eğer ileriye gitmişse ki teknoloji sürekli ileri gidiyor değil mi Süleyman Hocam? Sürekli ilerlediğine göre, ihtiyaçlar çoğaldığına göre ve bu kadar ekonomik sıkıntı olduğuna göre, yaşadığımıza göre ve Yalova emekli bir şehri, o şehri olduğuna göre, Yalova emekli bir şehridir, emekli şehridir. Hiç kimsenin aklına gelmiş mi acaba? İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün, İl Milli Eğitim Müdürü'nün ya da kaymakamların, valinin aklına gelmiş mi? Acaba A okulunda hiç kantine önüne geçtiği zaman simit kokusunu hissettiğinde simit 10 lira, işte 10 lira simit zannediyorum, 10 lira, 15 lira, bazı yerde 15 lira, 10 lira parası olmayıp da simidi alıp yiyemeyen, onun büyük ezikliği içerisinde olan kaç tane öğrenci var? Hiç. En az yarısı vardır. Hiç. En az yarısı var diyor bak Süleyman Hocam. Hiçbir yönetici, ben olsam, şimdi ben bir yönetici olsam ya da biz olsak, bizim dönemimizi de geçen de anlattım, biz çok farklıydık. Bizim dönemimizde okulumuza ayakkabısız bir öğrenci geldiği zaman ya da ayakkabısız yırtık bir öğrenci gördüğümüz zaman hemen çağırıyorduk. Gel bakayım oğlum, ayakkabını yırtık. Hiç sesini çıkarmadı. Hemen anlardı ki bu öğrenci ayakkabı alacak paraya sahip değil. Ya kendi aramızda para topluyorduk, alıyorduk. Ya da çıkıyorduk bir esnafa diyorduk ki arkadaş şu numaralarda şu kadar ayakkabına ihtiyacımız var. Senin de halin yaptığı yerinde. Allah rızası için gel şu iyiliği yap diyorduk ve o çocuğu ayakkabısından üzerine giydiği kostümüne, önlüğüne, kalemine, defterine varıncaya kadar o çocuğun ihtiyacını karşılıyorduk. Ve kimseye de bunu reklam etmiyorduk. Şimdi öyle bir şey var mı? Yok. Umuyorum ki, biraz önce Süleyman Hoca da söyledi ya, o sorduğum sorunun cevabını biri çıksın versin. Yoksa birkaç okulda şöyle kısa bir araştırma yaptım ve öyle ismi anlaşanlı okula, sıradan köy okulda değil bu, lise düzeyinde olduğunu söylüyorum. Lise düzeyinde. Yöneticiyle konuştuğumda sordum yöneticiye. Dedim ki arkadaş hiç aklınıza geldi mi? Burada bir kantin var. Bir de üstelik burada yemek veriyorsunuz üstelik. Paralı yemek. 1200 lira. Ayda 1300 lira. Hiç parası olup da yemek yiyemeyen öğrenciyi tespit ettiniz mi? Gözüme bakıyor ya. Okul yönetici gözüme bakıyor kızım. Gözüme bakıyor ya. Bu ne demektir? Hiç aklına gelmemiş. Bir sürü öğretmen var. İşte bizim farkımız bu.
Bizim dönemimizdeki öğretmenlerin bugünkü öğretmenlerle farkı bu. Biz gerçekten öğretmenliği bir iş diye yapmıyorduk. Mesela imamlara sorduğunuz zaman nereye gidiyorsun hocam? İşe gidiyorum diyor. İşe camiye namaz kıldırmaya gidiyor. 5 dakika 10 dakikalık bir mesaisi var. Sorduğunuz zaman nereye gidiyorsun hocam? İşe gidiyorum diyor. Ama hiçbir öğretmenin ağzından öyle bir şey duydun mu? Hocam nereye gidiyorsun dediğiniz zaman okul ne diyor? Okula gidiyorum diyor. İşe gidiyorum demiyor. Okula gidiyorum diyor. Çok önemli bir nokta bu. Bak bizi size emanettir diğer vatandaşın kurumundan bir adama, görevliye sorduğunuz zaman işe gidiyorum diyor ya. Lan senin işin değil bu, iş değil o. Sen bir defa madem ki inançlı bir vatandaşsın onu bir defa kendin için yapmak zorundasın. İşte biz öğretmenler görevlerimizi ibadet eder gibi yapıyorduk. İbadet edercesini yapıyorduk. Yine Süleyman Hocam hatırlar. Biz 15 günde bir kaymakam, Milli Eğitim Müdürü, Yalova'nın ileri gelen daire amirleriyle birlikte bir okullarda her 15 günde bir okula gidiyorduk. Her 15 günde bir. Sırayla. Oturuyordu, sohbet ediyordu, çay neyse ikram ediliyordu. Biz okullar ikram ediyordu. Hepimiz aynı şeyi yapıyorduk. O okulun ihtiyaçları, ne ihtiyaçları var? Öğretmen ihtiyacı mı var? Malzeme ihtiyacı mı var? Boya badanaya mı ihtiyacı var okulun? Diğer okullardan ona varsa fazla olan hemen anında orada yerinde hep beraber bunu çözüyorduk yani. Öğretmen alışverişinde biz çok zor çekmiyorduk. Bak başka bir şey daha söylemek istiyorum kızım. Süleyman Hoca yıllarca müdürlük yaptı. Ben de yıllarca müdürlük yaptım. Ben hiçbir öğretmenin süt işleyen, hata yapan bir öğretmeni bir üst makama şikayet etmedim. Hiçbir öğretmeni. Bütün, bak sadece Yalova'da 6 tane okula görev yaptım. Bunların 5'inde yöneticiydim. Bir tanesinde normal derslere girdim. Hiçbir öğretmeni bir üst makama şikayet etmedik. Varsa bir sorunumuz kendi içimizde çözdük. Ama şimdi öyle değil ki. Şimdi öğretmen öğrenciye yüksek sesle bağırsa hemen velisine gidiyor. Velisi de çimer diye bir şey var ona bir giriyor. Bakıyorsun ertesi sabah okulun kapısında müfettişler. Niye geldiniz buyurun? İşte falan öğretmen filan öğrenciye şu şekilde bir muamele yaptı. Hemen bir soruşturma. Güven sorunu yok, güven. Mesela gidin okullarda, bu fazla çok konuştum herhalde. Bitireyim isterseniz, bu konuyu bitireyim. Daha sonra farklı konulara gireriz. Hiçbir öğretmen yöneticiye güvenmiyor. Okul yöneticisine güvenmiyor. Hiçbir yönetici de onu yönetene güvenmiyor. Bak, okul yöneticisine öğretmen güvenmiyor. Okul yöneticisine, okul yöneticisi de bir üst amirine güvenmiyor. Bir üst amiri onun üst amirine güvenmiyor. En üstteki milletin müdürü de bir üst amiri olan valiye güvenmiyor. Bakın şimdi. Olaya bakar mısınız yani? Bu kadar ne hale geldik? Güvensizlikler içinde. Ondan sonra saygı sevgi olmayan, hiç kimsenin birbirine karşı saygısı sevgisi de kalmamış. Eğitim, öğretim en üst, en alt düzeyde, en alt seviyeye inmiş. Şimdi Süleyman Hoca da yine hatırlar. Bizim Yalova'da hem orta dereceli okul sınavlarında öyle değil mi? İlk sıralardaydık. İlk sıralarda, Türkiye çapında ilk sıralardaydık. İlk dörtteydik. İlk dörtteydik. Bak, koş Türkiye'de. Üniversite girişi sınavlarında da aynı seviyedeydik. Geçen de onu özellikle söyledim. Şimdi kaçın sıralarda biliyor musun kızım? Üniversite girişi sınavlarında kaçıncıyız? 65, o değişik derslere göre de yükseliyor ya da düşüyor. 65. Biz yerelde konuşuyoruz. Demek ki Yalova'da eğitim, öğretim, teknolojiye paralel olarak ilerleyeceğine maalesef girilmiş. Şimdilik benim sözlerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Buyur Süleyman Hocam, seninle de bu konuşmamızı bir şiirle tamamlayalım. Sonra da genel konulara şöyle kısaca bilgi verelim, bitirelim. Başka bir şey olsun. Süleyman Irmak, Aksaray, 1952 doğumluyum. Aksaray, Ortaköy ilçesi, Çiftepe köyü. 1976 yılında Ankara Milli Eğitim Bakanlığı'nda başlayan hizmetim 2012 yılında 35 yıl çalışarak Yalova Ticaret Meslek Sesi'nden emekli oldum. 20 yıl aşağı yukarı okul müdürlüğüyle, diğer yıllarda yine yöneticilikle geçti. 2000 yılından sonra emekliliğe yakın bilhassa şiir
Eskiden ta ilkokuldayken de bir temelim vardı ama şiir hevesim var. Birçok şairi inceledim sağdan soldan. Efendim Yunus Emre'den, Karacaoğlan'dan, Nazım Hikmet'e kadar birçok kişinin şiirlerini inceledim. Fakat benim şiir tarzım hece vezine uygundur. Ondan bir tane okumak isterim. Sahte isimli bir şiir. Sütümüz mü bozuk bilemiyorum. Peynirimiz sahte, yağımız sahte. Düşünüp kendime gelemiyorum. Solumuz sahte değil, sağımız sahte. Doğruya kafamız çalışmıyor hiç. Dinsizi görüyor, alışmıyor hiç. Yiyenler arttıkça gelişmiyor hiç. Bahçemiz sahte değil, bağımız sahte. Üç tarafı deniz olsa ne yarar? Martılar karada yiyecek arar. Bu yurtta aç kalmak akla zarar. Oltamız sahte değil, ağımız sahte. Hep ölüyüz, içimizde diri yok. Allah'tan korkan bir gönül eri yok. Atatürk zihninin binde biri yok. Varımız sahteydi, yoğumuz sahte. Banka bölüşürdü eski ortaklar. Her biri girdiği alanı paklar. Köşeyi dönenler Zürih'te saklar. Günümüz sahtedir, çağımız sahte. Süleyman Oğuz'un nesli gerekli. Kopyası bozuldu, aslı gerekli. Ne cübbeli ne de fesli gerekli. Müslüman görünen çoğumuz sahte. Başka da mı istiyorsunuz? Son bir şiir daha alalım. Çok güzeldi hocam. Teşekkür ederim. Bu şiirim de Süleyman. 2016 yılında kendime hitap etmişim. Bugün benim için ne yaptın derse, yılların hesabı zordur Süleyman. Birisi bakar da öteki yerse, yenilen içilen kordur Süleyman. Haksız iken giyilmişse hırkası, kurtaramaz soyu sopu fırkası. Yazın sıcağının kıştır arkası, tipidir, borandır, kardır Süleyman. Bilirsin ki hayat çabucak geçer, kimisi aç yatar, kimi yer içer. Hesaba hazırlan, her nefis göçer. Sıkar derler kabir, dardır Süleyman. Bir kedi aç yatsa çöpün başında, sanma ki hesabı senin dışında. Hayatın sonunu iyi düşün de, cehennem ateşi nardır Süleyman. Şeytanın emridir kula düşmanlık. Fayda vermez asla en son pişmanlık. Azrail görünür, hayat bir anlık. Kolaysa geriye sardır Süleyman. Komşunu sormazsın, sen yer içersin. Kafan düşer, rüyalara göçersin. Kaç bakalım, nere kadar kaçarsın? Bu zalimin gidişi durdur Süleyman. Güldürdüysen bir suratı alını, yeşerttiysen bir susuzun dalını, yemediysen eğer devlet malını, hak yemeyen orada hürdür Süleyman. Sözüm Süleyman'a sizler de duyun. Hayatlar eğlence değildir oyun. Besmelesiz yenip içilen suyun lokmanın hesabı vardır Süleyman. Teşekkür ediyorum.